ihtimal Makay aramızda var. Bugün görmedim. Geleceğe miras sloganıyla açılış töreni. Çok ilgili misafirlerimiz var. Cumhuriyet Halk Partisi Yüreğir İlçe Başkanımız Sayın Bülent Örü aramızdalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın Hasan Hüseyin Solmaz aramızdalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Meclis üyelerimiz aramızdalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Bu arada bir telgraf okumamızda bulunamıyorum. Biliyoruz ki belediye başkanlarımız ve ekipleri halkımızdan aldığı güç ve enerjiyle yine halkımız için gece gündüz demeden çalışmaya devam edecek. Ne gidermek için bugün bir aradayız. Adana bir süreden beri belirli mevzularla, belirli konularla anılır oldu. Uzun yıllar adliye vakaları baş köşedeydi. Şimdilerde ise atıfların merkezi olma noktasında baş köşede. Bizim dünyanın en önemli yayınlarının konusu bu. Çeşitli ülkelerin getirdiği kendi memleketlerinde yok edemedikleri malzemeleri bizim ülkemiz sınırlarında yok etmeye çalışmaları ve bunu özellikle Adana'da yapmaları günün en önemli konularından bir tanesi. Bu çerçevede ciddi bir sağlık sorunu var, ciddi bir çevre sorunu var. Ancak bunun da ötesinde bugün baktığımız zaman atık meselesi veya atıklarla çalışma en önemli konulardan bir tanesi. Kaynakların giderek azaldığı bir dünyada artık geri dönüşümün en temel endüstri kolu olduğu herkes tarafından biliniyor. Ve bugün Adana'ya baktığımız zaman da bir anlamda en fazla çalışan sanayi kolu geri dönüşüm. Kaynakların kıtlığı nedeniyle karbon ayak izinin giderek azalması mecburiyeti içinde bunların geri dönüştürülmesi temel meselelerimizden bir tanesi. İki, Kyoto Anlaşması, Paris Anlaşması, çeşitli anlaşmalara baktığımız zaman artık yakın gelecekte dünyada karbon ayak izinin çok ciddi anlamda değerlendirileceği ve buna uymayan ülkelerin de şu veya bu şekilde cezalandırılacağı, müeyyideye uğrayacağı söz konusu. Bizlerin bunları artık en doğru şekilde, en sağlıklı şekilde, çevreye zarar vermeyecek şekilde yapmamız temel bir mesele haline geldi. Evet, atıkları yeniden değerlendireceğiz, yeniden kullanacağız. Bugün kağıda baktığımız zaman, bugün çeşitli ürünlere baktığımız zaman bunların üretilmesi basit bir sözle ifade edersek bugün bir kağıdın elde edilmesi için çokça ağaç kesilmesi lazım. Oysa var olan kağıtların yeniden kullanılması temel olarak çok sayıda ağacın kesilmesini önleyecek. Dolayısıyla çevresel bir sürü etkiyi de beraberinde olumlu olarak getirecek. Sıfır atık meselesiyle artık
bu atıkları mümkün olduğu kadar temiz olarak, düzenli olarak, sistemli olarak toplama mecburiyetindeyiz. Ve yine bunlar ayrı ayrı toplandığı zaman mutlaka çok daha yararlı olarak geri dönüşüme araç olacak. İşte bizler bu amaçla çeşitli farklı malzemeleri yerinde temiz olarak toplamayı amaç edindik. Burada bugün birinci sırada atık getirme merkezine açıyoruz diyelim, bir süredir çalışan. Bölgede tek, yine sıfır atık belgesi dediğimiz şey, yine Adana çevresinde, Adana, Mersin, Osmaniye çevremize baktığımız zaman maalesef bizden başka bu belgeyi alan belediye yok. Bu atıkları bu şekilde toplarken özellikle pazar atıklarını, sebze, meyve atıklarını da 2 yıldır kompost üretiminde kullanıyoruz. Yani bir anlamda mümkün olduğu kadar kullandığımız malzemeyi yeniden kullanmak, kullan, ayrıştır, değerlendir, tekrar kullan sloganıyla, sonuç itibarıyla kaynaklarımızı büyük ölçüde yeniden değerlendirmiş oluyoruz. İsraftan büyük ölçüde kaçınmış oluyoruz. Bunlardan mobil atık getirme merkezimiz var. Bilgisayar sistemi içerisinde toplanan atıkların bize bildirilmesiyle bunlar temiz olarak toplanıyor. Bugüne kadar 20 bin kilo bu şekilde atık toplandı. Bunlar tamamen temiz, nitelikli atıklar, evlerden toplanan. Eczacılar Odası'yla bir anlaşma yaptık. Çok sayıda eczaneyle kullanılmış, miadut olmuş ilaçlar toplandı. Bugüne kadar 3 tonun üzerinde ilaç burada toplandı ve Eczacılar Odası'ndaki görevli arkadaşlarımız tarafından tasdif edilerek imha edildi. Bunların bütün topluma yayılması lazım. Bu yayıldığı takdirde çok ciddi anlamda tasarrufta bulunacağız ve bununla bunu sağladığımız zaman da işte o bize gelen, ülkemize gönderilmeye çalışılan bir takım niteliksiz atıklardan da kurtulmuş olacağız. Hayırlı, uğurlu olsun diyoruz. Başkanım.